3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün şu dörtlü grup var ya arkadaşlar. Fena grup. Partner değiştirdik. Onlar partner değiştirdiler. Biz Efe. Biz takım değil miyiz? Evet. Kıyafetimizle. Gerçekten şu an siz takım son gibisiniz. Yani. Aynen. Ben de mavi giyineceğim. Mavi mi giyineceksin? Senin üstünde mavi var zaten. Ama senin üstünde benimkinin aynısından var. Aynı ton, o yüzden bir şey yaptım. Evet baksana bak. Aynı ton hem de. Zaten siz de böyle bir bütünlük sağlıyorsunuz ama ya. Böyle çok güzel oldunuz. Bu fena gruba güzel bir video buldum. Ne? Emojilerle yemek tahmin etme challenge yapacağız. Bu oyunumuz nasıl? Şimdi burada bir tablomuz var. 10 tane yemek ismimiz var. Ama Rüya Başak yazıyor. Aa evet, takımlar böyle olacak diye. O zaman ilk isimli. İlk isimleri yani Rüya ve Efe'nin Efe takımı olarak, olsun. Tamam mı? Rüya ve Efe takımı. Rüya sen, Tubi ile sensin, Efe de Başaklı. Senin ne? Takımın ne? Bakalım başarılı olacak mı? Videomuz gel, nasıl? Gel. Emojiler sadece olacak. Kağıdın üstünde. İsim hiçbir şekilde, yazı hiçbir şekilde olmayacak. Siz tahmin edeceksiniz o ne yemeği diye. Biraz zor biliyorum. Başak'ın bakışlarından anladım. Ama yorum hiçbir şekilde yapmayın. Kendi aranızda istişare yapabilirsiniz. Buraya o yemeği mi çizeceğiz? O yemeğin adını yazacaksınız. Yazacak olanlar küçükler yazacak. Büyüklerle sadece konuşabilirler. Yorumlaşabilirler. Çok güzel. Anlaştık mı? Başladığımızda başladığımızda daha iyi olacak. Ne olduğunu anlayacaksınız. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlıyorum. Unutmayın, konuşmak yok. Tamam. Ödül kim kazanırsa, kaybeden takım kazanan takıma ve bana tabii ki de yemek ısmarlayacak. Yes! Ne istersek? Seçtiğimiz mi? Bir gün ne istersek. Ama bugün değil, seçtiğimiz bir gün. Tamam. Dışarıda. Onu, anlaştık onu mı? Onu çekelim mi şeye? Video gösterelim mi onu? Kaybeden takımın. Tamam, onu da çekeriz. Yani bugün yemek yiyoruz ve bu yemek oyunda kaybettiğimiz yemekten dolayı. Tamam mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Şimdi yorumlaşmak aranızda var. Sessiz olmalısınız. Karşı taraf doğru cevabı duyarsa puan kaybedersiniz. Çünkü bunda ilk yazan değil, yazan puan kazanıyor. Gerçi doğru bilen. Evet, doğru bilen. Tamam. Sen de doğru bilirsen ikiniz de aynı anda puan kazanıyorsunuz. Tamam. En çok puanı alan da kazanır. Evet, ilk resmimizi gösteriyorum sizlere. İlk resmimiz. Sessiz. Abla biliyor musun, sesini ben bile duydum. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Bekleyin. İki takım da buldu. Acaba bu nedir? Rüya, cevabın? Islak hamburger. Cevabınız? Bakalım yazılanlara. Evet. Evet. İki takım da bir puan aldı. Şöyle en lezzetlisinden bir ıslak hamburger. Islak hamburger mi ısmarlasak? Geçiyoruz. Bunun arkasına yazalım mı? Tabii. Kağıt israf etmeyelim. Tamam. İki takım da bir puanı aldı. Yeni yemek birazcık zorlayabilir sizi. İyi düşünün. Yeni yemeğimiz bu. Evet. Sessiz. Sessiz. Yazdım. Bakalım. Buldunuz mu? Bekleyelim mi Tobi? Bulduk ya. Şunu tam emin olmadım ama ben bir şey tahmin ettim ama bakalım. Sen arkadaşlar yani ekrana göster de bilebilecek yani. Bakalım. Yazdınız tamam, mı? Gösterin. Tamamdır. Kuru bakayım. Vay canına. Tam da oyun. Fasulye olarak emoji de bu geçiyor. Tamam. O zaman ne yaptınız? İki takım da. 2-2. Güzel tamam. Lezzetli bir kuru fasulye, ne dersiniz? Ama bunu da severim ya. İskeletlerle. Kuru kafa. Kurudan. Yani direkt kuru olarak değil, kuru kafadan artık, sen artık düşünerek. Şey yapacaksın. Aynen. Evet. Ama bildiniz mi? Tebrik ediyorum. Ben başta bunu iskelet diye düşündüm. Evet. Aklıma gelmedi. Sonra kuru kafadan çıktı. Ama güzel buldun. İskelet. İkinci oylarda alındı. Eşit gidiyoruz. Dikkat edin. Vallahi zor geçecek sanki. Yeni emojimiz. İyi düşünün. Bu ne demek? Onu ben söyleyemem. Söylersem olmaz. Ya. Düşünün. Birazdan dakika başlayacak. Bir dakika içerisinde bulamazsanız mısır yağı ve koyun. Yemek olduğuna emin miyiz? Yemeklere lezzet veren bir şey falan, malzeme olabilir mi? Ben bir şey söyleyemem. Bu bir yemek. Hayır, hepsi bir yemek. Yemek. Evet Efe, iyi düşün. Bildiğin bir şey mi? Hepimizin bildiği bir şey mi bu? Söyleyemem. O kadar biraz kopya vereyim, hiç bulamadınız değil mi? Hepinizin bildiği bir şey bu. Tamam.
Son 30 saniye. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sen kuzu çevirme yazdın. Yanlış mı? Tamam. Bakalım. Yazıyor musun Rüya? Yazıyor. Rüya da yazıyor. Yazdım. Şimdi sizin yanınızda karşınıza göstereceğim. Bunu, bu yemeğin ne olduğunu. Hadi sen bakalım. Kavurma yazdın. Sen kuzu çevirme, evet, yazdın. Kavurma yazdım. Kavurma, şimdi çok şaşıracaksınız. Kavurma yazdık valla. Şöyle size gösteriyorum arkadaşlar. Başka bir şey. Çikolat mi? Yok. Buyurunuz efendim. Ana! Bu bir yağlama. Lama bu, lama. Bu lama mı? Evet, bir şey diyeceğim ya, koyunun boynu bu kadar uzun mu arkadaşlar? Ama, evet. Ama ben bunu direkt kuzu diye düşündüm. Koyun diye düşündüm. Bize kitaplarda koyunları böyle gösteriyor. Koyunların boynu bu kadar uzun olamaz. Yemin ederim hiç aklıma gelmedi. Yağlamaydı. İki takım da bilemedi. İki takım da çarpıya aldı. Yenisi gelsin mi? Gelsin. Evet, yenisi. Budur arkadaşlar. Bakın bakalım. Bu ne? Söyleyemem. Ne? Peki, düşünün. Şiş kebap. Bu ızgara mı? Yatak, hayır, gibi de görünüyor. Izgara değil, yatak da değil. Hadi kopya vereyim. Bu ızgara değil, yatak da değil. Ki, düşüneceksiniz. Düşünün. Ben söyleyemem. Yazdım, söyleyeyim mi? Dur ya, bir dakika. O söyleme. Değil. Menü, o değil. Menü, menü. Buldum. Menü mü? Menü de değil. Ne ya? Ne buldun? Efe sen yazdın mı? Yazdım. Seninki tamam. Yazdım. Sen de yazdın. Çevirin bakalım. Tamam, harikasın sen. Ne? Ben şey baktım. Çöp şiş. Çöp şiş değil. Efe? Çöp şiş yazmış. Çöp şiş değil. Ya, arkadaşlar bunun ne olduğunu göstereceğim. Bunu anlayamadım ya. Bir kere bu yani çöp şiş değil. Çöp şişte bir defa biber olmaz. Size söyleyeyim. Kebap mı, ne bu ya? Peki. O bir kebap. Kebap. Evet, bu bir kebap gerçekten. Bunu görünce kebap görmeniz lazım. Bu ne? Ne o biliyor musunuz? Ne? Şöyle göstereyim. Ne? O tam olarak ne? Kağıt kebabı. Hadi be! Hadi be! Bu bir kağıt. Kağıt ya, yani. Daha basit düşünmeliyiz ya. Evet, evet ya, basit düşünün yani, kağıt kebap. Demin ki yağ ve lamaydı. Yani bunu kağıt aslında Efe ile Rüya bilemeyebilir, evet, ama sizin bilmeniz gerekirdi. Şu an ben bu yönden çıkmak istiyorum. Aykırı kağıt kebabını da bilemedim. Çarpı daha geldi. Şu an her şey eşit gidiyor, haberiniz olsun. Kimse önde değil. Yeni yemeğimiz geldi. Evet. Sizce bu ne? Düşünün. Siz... Pasta mı bu? Ben bir şey söyleyemem. Sizce bu ne? Ben tamamım. Başak sanki tamam gibi. Bir kişi yazdık. Bir kişi yazdıktan sonra diğerinin 30 saniyesi başlar. Bitti dediği anda yazdı. Bitti. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, bakma, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Bitti. Kağıtları çevirin, göreceğim. Ne? Triliçe. Triliçe. Pamuk şeker. Yahu ne alaka? Hani basit düşünecektiniz? Pamuk prensesle şeker işte. Ya bu pamuk prenses alıyor. Ben kraliçe dedim. Prenses. Tatlısı mı? Prenses. Prenses nesi bu? Bu ne ya? Prenses tatlısı. O prenses ya. Tatlısı. Bu bir tatlı. Tatlı. Evet, adam işte ya. Tatlı. Prenses ben tatlı. Ben prenses tatlı diye düşünüyorum. Bir kere bu kraliçe prenses olduğunu verdim. Yahu bu kraliçe ise bu ne? Prensesi nerede? Tatlı ve dedim ki bu bir kraliçe. Ben prenses tatlısı diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Emojiler arasında bağlantı olmak zorunda. Hadi bunu kraliçeye benzettim. Bu ne peki? İşte kraliçe. İşte ben de bunu prenses dedim. Bu da pasta dedim. Bunu pamuk prenses yaptım. Bunu da şeker yaptım. Hayır ya, prenses tatlısı diye bir şey var. Bakın prenses tatlısı da bu. Vallahi ben gösterdim. Şu an hayatımın eksisini koy. Böyle bir tatlı bir. Hayat 3 eksi koyayım. 3 eksi koy. Bir kere güllaç. Güllaç'a benziyorum ben. Hala eşit gidiyor. Sadece 2 tane bildi 2 takımda. Başka bir şey bilemedi. Bulamıyorum yani. Gerçekten bulamıyorum. Benim mantığım başka çalışıyor ya bu şeyde. Bak bir şey söyleyeyim mi? Anaokulu çocuklarına sorsak belki bulurlar hemen. Annemin mantığı şöyle diyeceğiz. Ne olursa olsun ben yiyeyim.
Evet, mantıklı. Vallahi bir de ondan sen onu nasıl? Hadi neyse 5 tane yaptık. 5 tane daha var. Lütfen öne geçin. Tamam hadi. Yeni yemeğimiz bu. Buldum ben. Bunu bulursunuz ya. Yani bilmeseniz de bulabilirsiniz. Sizce bu ne? Oğlum böyle bir yemek yok. Şöyle gösteriyorum. Şöyle. Var. Annem şöyle yaptı bunu. Bakın basit düşünün. Kedi bir şey, kedi bir şey. Kedili bir şey. Basit ay, düşünün. Ay o mu? Vallahi benim Efe. Kedi ayağı. Kurbağa Efe, bacağı gibi. Senin söylediğini bir dakika sadece kopya vermek değil söyleyeyim çünkü mantığı yok. Kedi ama diğeri ne? Kedi patisi. Ben bir şey bilemem. Veya kedi pat. Hadi son 30 saniye herkes bir şey yazıyor mu? Ya. Değil ya. Al, kedi izi. O değil. Kedi izi. 30. 29. 5, 4, 3, 2, 1. Bilen var mı? Bakın o kadar şaşıracaksınız ki basit düşünün diyorum. Bilmeseniz bile bilebilirsiniz. Kediyle patisi, kedi patisi diye yemek mi var Allah'ını seversen? Ne bu? Sen niye biliyorsun da bilemiyorsun? Oh. Kedi patisi. Bakın kedi patileri bakın. Bakın benziyor değil mi? Kedi patisi diye yemek mi var? Kedi patisi diye kurabiye var. Ama biz ama biz ya söyledik ama. Söyledin de yazdın mı? Kedi patisi. Efe ile yazmış kedi ayağı. Kedinin ayağı yok patisi var. Ya bir şey söyleyeceğim ama ben gerçekten ne prenses tatlısı diye bir şey olduğunu biliyorum. Bir de kedi patisi diye bir kurabiye biliyorum. Ben de bunu bilmiyorum ya. Size ben diyorum ki basit düşünün. Ben ya sen kedi patisiyle benzettin diye kedi patisi diye tatlı olamaz. Abla adı internette yaz ya. İnternette yaz kedi patisi diye geçiyor. Ya çatalla böyle basmışlar geçmişler kurabiyeyi. Bak şimdi sadece bir düşün bak bakalım benziyor mu kedi hayır, patisi? Hayır hiç alakası yok. Uydur. Benziyor gene bilemediniz. Son 4'teyiz. Bilen var mı ya yazsın bilenler yazsın vallahi. Kedi bunun patisi. Aynen annesi ya da. Bu şu ana kadar sorulan bütün yemeklerden bir tanesini biliyorduk diyenler. Bir şey diyeceğim. Hayır. Kedi patisiyle prenses tatlısı. Özellikle şu prenses tatlısını bilen var mı gerçekten? Ben harbiden bir tatlıyı bilmiyorum ya. Çarpılarınızı alıyorsunuz. Dördüncü çarpıyı aldılar arkadaşlar. Hadi basit bir şey soruyorum. Sizce bu nedir? Basit. Çok kolay. Basit bakın. Birbirinize bakmayın. Sizce bu nedir? Yazmıyor kalemin yazmıyor. Siz de yorumlara bakmayın. Yazın bakalım nedir? Bakmasana ya. Bakma. Bitiren bitti desin. Bitti. Bitti. 30. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 21. 19. 18. 16. 15. 14. 13. 14. 15. 16. 18. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 22. 22. Abla sizinkini direkt iptal ediyorum. Çünkü sen yana baktın. Abla yana baktın. Yana baktın ve elma turt dayı onlar bildi abla. Hani kabul etmezsen hep tart da yazdım yanına. Hani İngilizcesine falan. Buyurunuz. Buyurunuz. Elmalı turta. Adaletinden dolayı takdir ve tebrik ettim der. Teşekkür ediyorum. Abla. Ya benim yüzümden oldu. Üzülüyorum. Sen mi elmalı pasta dedin? Yes be. Ben onu pasta. Elmalı turta. Ödül neydi? Yemek kısmı alacaksınız. Elmalı turta hakkına geldi mi? Yok. Vallahi geldi. Keşke yazsaydın kız. Abla ilk onlara bırakın. Tamam mı? Bak. Abla sen bildiğini bile. Ben yazmıyorum. Ben bir de o kadar eminim ki elmalı pasta olduğundan. Onlar da yazmış mı diye baktım yani. Geçti. O zaman artınızı alıyorsunuz gençler. Ya bana böyle bakıyor bak. Ve Başak'la Efe öne geçtiler. Gelsin yenisin. Bu da gerçekten kolay. İyi düşünün. Hemen ha buldum demeyin. İyi düşünün. Kolay ama. Sesli düşünmeyin. Sesli düşünmeyin. Sessiz düşünün birbirinize. Söylemeyin. Basit düşünün. Evet. Yazdınız mı? Yazıyorum bir saniye. Yazdınız mı? Yazdınız mı? Yazan söylesin puanlama yazan, başlıyor. Yazan. 30. Bitti. 20. Evet. Bu kadar düzgün yazmanı beklemiştim. 29. Bitti. Bakayım.
Çikolatalı pankek. Ne yazdınız? Çikolatalı krep. Şimdi kreple pankek aynı farklı sonra. Birbirinden. Farklı öyle birbirinden. Evet. Gençler tebrik ediyorum. Çikolatalı pankek. Üzgünüm. Pankek daha düz oluyor. Ve daha tombik oluyor. Krep daha ince oluyor. Evet. Krep daha ince. Moşa daha şansımız var. Şu an kaç oldular? 1, 2, 3, 4 oldular. 2 tane kaldı. Siz bunu alırsanız 2 taneyi beraber oluyorsunuz. Hayır. Bir tane daha alırlarsa... Evet, beraberlik için uğraşacaksınız. Üzgünüm. Şu an 4-2 devam ediyoruz. Sizi biraz zorlayabilir bu. Evet gençler. Sizce bu ne? Evet, sizce bu nedir? Arkadaşlar yorumlara yazın, sizce bu nedir? Bak ya, Tubi gene baktı bizden. Vallahi gördüm, bir şey bakmadım, yemin ederim. Vallahi bakmadım, yemin ederim. Hazır mı herkes? Ya bu evet. Aslında... Bakıyoruz. Ne? Bakıyoruz. Efe çevir, ıslak kek. Sulu köfte, bakalım kim kazandı? Bu kek mi? Köfte mi? Bakalım kim kazandı? Kek mi köfte mi? Ya onu nasıl keke benzettiniz ya? Bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir şey benzetemedim. Rüya köfte mi dedi, sulu köfte aklıma geldi. Üzgünüm ama arkadaşlar bu sulu köfteydi. Kek ya bunlar. Kek değil köfte. Anne böyle kek mi gördün sen? Bir artıya aldınız yalnız. Annenin yaptığı keki düşün. Uzun kapta yapıyor tak tak dilimleyince. Aha bu şekilde aynısı. Sen boş ver yine Şenay Menay karıştırma. Kim olduğunu da bilmiyorum. Kadın desin ki der ki bu benim yaptığım keke benziyor bu. Köfte yiyor. Olabilir. Yani bak bu sefer Rüya'ya güvendin, iyi oldu. Bir tane daha bilirseniz berabere kalıyor. Haberiniz olsun. Sondayız. Evet. Gençler sonuncu. Sizce bu nedir? Salata mı? Sizce? Yazdık. Sizce bu nedir? 30. 29. 28. Yenersek bitiyor mu? Yenerseniz bir dakika bakayım 4 5 tamam. Yenerseniz bitiyor evet. Gösteriyoruz. Gösterin bakalım. Zeytinyağlı sarma. Sona kaldı. Bir tane daha var. Şu anda eşitliğe gidiyor. Bak Başak'ın yaptığı sarmalara benziyor, değil mi? Şimdi geldi. Evet, sizce bu nedir? Sizce bu nedir? Tamam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam, kalemimiz bitti de ondan. Evet, sizce bu nedir? Efe? İmam bayıldı. Rüya? İmam bayıldı. Kim kazandı? Bakalım. Kim kazandı? Şu an. Biz kazandık. İmam bayıldı. Oğlum kazanamadınız. İkiniz de yaptınız. Eşit mi oldu? Eşitlik hala yok. Bakalım. Bir. Şu anda oyun bitti bu arada. Bir dakika. Ok size. Bir ok da ot karşıya. Kaç olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kazandık. Evet Efe, yemeğimizi seçelim teyzeciğim. Söyle ne istiyoruz? Sushi. Size imam bayıldı ısmarlayacağım. Size böyle bir tane imamı bayılacağım. Dur bir şarkı açacağım bir saniye. Ay, şarkı mı açtı? Kabul ettim. Derya ama bir şey soracağım. Sen de moderatör olarak söyle. İmam bayıldı mı yemek istiyorsun şu anda? Sushi mi? Yani imamı bayıltmayalım, yemeğini de yemeyelim. Ya, zaten sen de imamı düşündüğün derdi. Ezan vaktinin hiç böyle şeylere girmeyin. Kaliforniya diyorum sana. Roll. Açtım. Hani? Abla.